Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nartesi Yayınları Prestij Soru Bankası evet, Çarpanlar ve Katlar Test 3 dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak şöyle birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Evet, soruya geldiğimiz zaman sevgili gençler ilk sorumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılarının her biri bir kareye gelecek şekilde aşağıdaki kare, e, mavi kareleri yazılacaktır. Bu sayılardan yan yana olan 3'ünün çarpımı tablonun sağında, alt alta olan 3'ünün çarpımı tablonun altında oklarla gösterilmiştir. Bu sayılar yerleştirildiğinde x, y ve z sayıları yazılı kutuya gelecek sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi sevgili gençler, öncelikle burada Z'den başlamak istiyorum. Şimdi 126 ile 35'in gençler, bakın ortak çarpanı 7'dir. Bakın ben buraya 7 yazabilirim. Evet, 7 çarpı 13, 18 gençler, 126'yı verecek. E, o halde 80 ile 35'e baktığımız zaman, 80 ile 35'in ortak çarpanı gençler 5'tir. Bakın 5'i buraya yazarım. 35'i elde etmek için 7 kere 5, 35. O halde ortaya 1 gelmesi gerekiyor. 36'ya baktığın zaman gençler bakın birle evet 36'nın çarpımı 36 olur. Ona da şu iki kutuya gelmesi gereken sayıların çarpımı 36 olacak. Gençler bakın buraya 9 dersem buraya 4 gelmesi gerekir. Evet 4 kere 9 36 oldu diyoruz. Şimdi gençler 126'yı elde etmek için bakın 7 çarpı 18 gibi düşünürsem bakın bu 126'dır. O halde şu iki sayıya gelecek sayıların çarpımı 18 olacak diyelim. Bakın burada sevgili gençler 18'e elde etmek için bakın buraya 3 dersem buraya 6 dersem 3 kere 6 18 olur. Şimdi 3 ile 4'ün çarpımı 12 yapar. 12 ile 8'i çarparsak 96 olur. E son sayımıza gençler bakın buraya gelmesi gereken değer 2 olur diyoruz ve tablomuzu tamamen doldurmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi gençler burada x'in değeri 5, y'nin değeri 9. Son olarak z'nin değeri de 7'dir. Bizden bu üçünün toplamını istedi. 5 artı 9 artı 7'den 5, 9 daha 14, 7 daha 21 olur diyoruz. Toplamlarını ve Ceyhan seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şöyle ekranımızı değiştireceğim. Evet, i̇kinci sorumuzu da büyütelim sevgili gençler. Evet, i̇kinci soruda Bekir'in ayakkabı numarası 42, Mert'in ayakkabı numarası 48 ve Cem'in ayakkabı numarası gençler 50'dir. Bu üç arkadaşın adım uzunlukları santimetre cinsinden ayakkabı numaralarının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerin toplamına eşittir. Bizden gençler doğru sıralama istiyor. O halde 42 ile başlayalım. Bu Bekir'in gençler. Şöyle Bekir diyeceğim. 42'yi çarpanından ayıracağım. 42 gençler 1 çarpı 42. 2 ile 21'in çarpımı 3 çarpı 14'e eşittir. 4'e bölünmez 5'e bölünmez 6 kere 7 42'dir. Kendisi hariç işlediği için 42 eriyorum. Diğerlerini toplayacağım gençler. Böyle toplayabiliriz bakın. 14 7 daha 21 yapar. 21 de burada var 42. Evet 42. 44. 6 da 44 6 da 50. 53, 54. Toplamları 54 oldu. Demek ki Bekir'in ayak uzunluğu gençler 54 santimetre. Evet, Mert'in ayak numarası 48'di gençler. O halde şöyle Mert diyeceğim. 48'i çarpanlara ayıracağım. 1 kere 48. 2 kere 24. 3 ile 16'ın çarpımı 48'i verir. 4 ile 12'nin çarpımı 48'i verir. 5'e bölünmez 6 kere 8 48'i verir. Kendisi ayrıştırdığı için evet, 48'i eleyelim. 24, 16 gençler 40 yapar. Bakın şurası 20. Bunları grupları toplayabiliriz. 10, 3, 5, 6. Bunun 3'ün toplamı da 6'dur. O halde 40, 60, 70, 76. Evet bu da 76 santimetredir. Son olarak gençler Cem'e bakıyoruz. Cem'in ayakkabı numarası 50 idi. Şöyle Cem diyeceğim. 50'yi çarpanlarına ayıralım. 1 kere 50. 2 ile 25'in çarpımı. 1 de 5 ile 10'un çarpımı 50'yi verir. 50'yi eliyorum. 25, 30, 40, 42, 43. Bakın bu da 43 santimetre. Evet. Küçükten büyüğe sıralayacağız gençler. Bakın burada C en küçüktür. Daha sonra B gelir. En büyükte gençler gördüğünüz gibi M olması gerekiyor. C, B, M şıkkını. C, B, M. Evet. denizi seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler. Şöyle üçüncü sorumuzu büyütelim gençler. Evet, üçüncü soruya geldiğimiz zaman alanı 324 santimetre kare olan bir kare kenarlarından birine paralel olacak şekilde yukarıdaki bir yukarıdaki gibi bir çizgi boyunca kesilerek kenar uzunlukları tam sayı olan iki dikdörtgen ayrılıyor. Aşağıda alanları üzerlerinde yazılı olan dikdörtgenlerden hangisi elde eden dikdörtgenlerden birisi olamaz diye sordu. Gençler kare olduğu için alanı 324 bir kenarı 18 ve diğer kenarı da yine 18 santimetre olur diyoruz. Bakın şuradaki gençler kenarımız 18 olacak. Burası 18 olacak. O halde elde edeceğimiz dikdörtgenler aslında 18'e tam tam bölünen bir sayı olması gerekir. Gençler bakın 90'ın 18'e bölersem yani kısa kenar uzun kenar 18 dersem 90'ı 18'e bölersek 5 olur. Kısa kenar 5 olur. A seçeneğini elde ederiz. 144'ü 18'e bölersem Evet gençler 18'e böldüğümü düşünüyorum. Yani buraya 18 dersem 18'e 8'in çarpımı 144'ü verir. Bakın kısa kenar 8 olur. Evet bu da tam bölündü. Gençler 216 için 18 ile 12'nin çarpımı 216 olur. 216'yı 18'e böldüğümüzü düşünelim. Buradan 12'yi elde ederiz. Evet Denizli'yi elde ettim. Ama 192 yanlışla bakın burası 18 olursa evet burası tam sayı olmaz diyelim. Yani 12, 192 18'e tam bölünmez diyoruz. Bundan dolayı Ceyhan seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Evet dördüncü sorumuzda yukarıda verilen bilgilere göre Zeynep Kerem'den kaç yaş büyüktür diyor. Gerçekten Kerem'in yaşı A, Zeynep'in yaşı Z. A'nın kendisi hariç en büyük çarpanları 9 ve 16'dır. bakın 9 ve 16 ikinci ve üçüncü büyük çarpan olacak. O halde ben A yerine eğer 18'i düşünürsem 18'in çarpanları bakın 1, 18, 2, 9, 3, 6'dır. Bakın kendisi hariç gençler 2 tane büyük 9 da 6'dır. O halde A'nın değeri buradan 18'dir. Demek ki Kerem 18 yaşında. Zeynep'e geldiğim zaman gençler 16 ile 8'i görüyorum. Zeynep'in yaşını da 32 olarak düşünürsek gençler bakın 1, 32, 2, 16, 4 çarpı 8'den kendisi hariç gençler bakın en büyük 2 tanesi 16 ve 8 olur. O halde Zeynep de 32 yaşındadır. Aradaki farkı istediği için 32'den 18 çıkartırsam 14 yanıtını elde ederiz ve 14 yanıtını Bursa seçeneğinde işaretleriz. Evet devam edelim 5. sorumuza geçelim. Evet gençler şöyle 5. sorumuzu açalım. 5. E soruda Akif babasından her pazartesi günü e, her pazartesi sabah 180 tane harçlık alıyor. Her gün elindeki paranın kendisi hariç en büyük çarpanı kadar para harcıyor. Buna göre Akif'in pazartesi Cuma günü sonunda kaç lirası para kaç lira parası kalır diyor. Gençler şöyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma diye yazdım düşünelim. Pazartesi sabahı sevgili gençler, 180 lira para aldım. 180 lira aldı. Bunun kendisi harici en büyük çarpanı. Gençler. Bakın 1 çarpı 180. 2 çarpı 90'dır. Evet, diğerlerini yazmamıza gerek yok. 90 lirasını harcıyor. O halde 180'den 90'ı çıkartırsak. Pazartesi günü sonunda gençler 90 lirası kalır. Bakın salı günü sabahleyin 90 lirayla başlıyoruz. 90'ı çarpanları düşünürsek. 1 kere 90. 2 kere 45 diyorum. Diğerlerini yazmıyorum gençler. Kendisi harici en büyük 45'tir. O halde 90'dan 45'i çıkartırsam. Öyle yazalım gençler. 45 lirası kalır gençler çarşambaya. E 45'in çarpanlarından kendisi hariç en büyük. 1 kere 45. Evet 2'ye bölmez 3 ile 15'in çarpımı. Bakın 15'tir. O halde 45'ten 15 çıkartırsam. 30 lira para kalır gençler. Cuma'ya, perşembeye. E 30'un çarpanlarından 1 kere 30, 2 kere 15 diye düşünürsek kendi hariç 15 var. O halde buradan da 30'dan 15 çıkarıyorum. 15 lira parası kalır Cuma'ya gençler. Ve burada da 15'in gün sonunda istediği için bakın 1, 15, 3, 5 kendi hariç en büyük 5'tir. O halde 15 liranın 5 lirasını harcarsa Cuma günü gün sonunda gençler 10 lira parası kalır diyelim. Ve 10 yanıtını da Denizli seçeneğinde işaretleyelim. Evet devam edelim. Altıncı ve son soruya geçelim. Evet, altıncı soruda bir video izleme platformu video süresini dakika cinsinden değerinin pozitif tam sayı çarpan sayısı sürede aralıklarla reklam yapımı yayınlamaktadır. Örneğin 60 dakikalık bir video için gençler 60'ın çarpan sayısı 12 olduğundan evet 12 dakikada bir yani 60'ı 12'ye bölersek 5 defa reklam arası vermektedir. Her bir reklam süresi 30 saniyedir. Alper 80 dakika ve Hakan 96 dakikalık iki farklı videoyu bu platform üzerinden aynı anda izlemeye başlamıştır. Buna göre Alper'in izlemesi bittikten kaç dakika sonra Hakan'ın izleyen video sona erer diye soruyor. Şimdi gençler, önceki 80 ile 96'ın çarpanlarını bulmam lazım. 80'i bakın normal şekilde çarpanlara ayırabiliriz. 1 kere 80, 2 kere 40, 3'e bölünmez 4 kere 20, 5 kere 16, evet 6'ya bölünmez 7'ye bölünmez 8 kere 10. Yani 2, 4, 6, 8, 10 tane çarpanı var. O halde gençler 10 tane çarpan varsa 80'i 10'a bölersem 8 defa reklam çıkacak. Her bir reklam 30 saniye olduğu için 8'i 30'a çarparsak 240 saniye reklam çıkar diyoruz. Yani bunu dakikaya çevirecek olursam da 60'a bölerim. 4 dakika reklam çıkar diyelim. 96'yı çarpanlarına ayıralım. 1 kere 96 2 kere 48 3 kere 32 4 kere 24 gençler 5'e bölünmez 6'ya bölünür. 6 kere 16. 8 kere 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane çarpanı olduğu için 96'yı 12'ye bölersem burada da 8 defa reklam çıkar diyoruz gençler. Yine 8 çarpı 30'dan 240 saniye reklam çıkar. Gençler 240 saniye yani 4 dakika reklam sürer diyoruz. Şimdi gençler Hakan'ın kim? Yani soldaki Alperdi gençler. Alper'in kim? 80 üzerine 4 eklersem 84. 100 dakikada biter. Diğer gençler 96'ın üzerine 4 eklersek 100. dakikada biter diyoruz. Şimdi gençler bakın 84 bittikten sonra arada evet 100 dakika olması için 100'den 84'ü çıkartırsam 16 dakika Devam eder gençler. Hakan'ın izlediği video diyoruz. Evet gençler 16 dakikalık fark olduğu için A seçeneğine işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Bu sorumuzla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.